bir husus daha var. O çok önemli. Maalesef Özgür Özel Türk evinde kaldığı sırada çıkarken veya orada dönmedi daha herhalde oralardadır. Kendisinin asla payı hocam, olmayan... Hocam o konuya gelmeden önce bunu... Olayda, bu konudaki görüşlerimi ben de isterseniz söyleyeyim. Özgür Özel öyle geçelim. Ne dersiniz? Olur, olur. Evet, Özgür Özel'in konuşması başlı başına tabii, değerlendirilmesi buyur. Gerekiyor çünkü. Tamam, sizi tutmayalım. Buyurun. Şey, ayrı bir değerlendirme gerektiriyor çünkü o öneme sahip. Buyurun. İç politikada buyurun, o öneme buyurun. Sahip. Ben Amerika'da yargılanmanın, yargılama sisteminin ne olduğu konusunu Türk izleyicisinin çok ilgilenmediği bir alan olduğunu düşünüyorum. Şu nedenle asıl bizi ilgilendiren yanı hemen hemen suçlamaların %90'ının Türkiye ile ve AKP iktidarıyla ilgili olmasıdır. Hemen hemen 10 rüşvet olayından 9'u Türkiye ile ilgili, AKP iktidarıyla ilgili. Hatta öyle bir bugün bazı Amerikan gazeteleri, New York'ta çıkan bazı tabloid gazeteler büyük Osmanlı rüşveti diye başlıklarla da çıkmış. Öyle görülüyor. Çok ilginç bir suçlama bu. Yani AKP iktidarı ve Türkiye bu bahiste birbirine karışıyor. AKP iktidarı mı, Türkiye mi? Bu birbirine karışıyor. Bir kere Türkiye dememek lazım. Türkiye'de yönetimde bulunan, Türkiye'yi yöneten, 23 yıldır bu ülke, 22 yıl aşkın süredir bu ülkeyi yöneten ve devleti ele geçirmiş olan bir siyasi heyet, bir siyasal parti, bir İslamcı parti var bu ülkede. Ve bu ülkedeki yönetme yöntemini ve üslubunu ilişkide olduğu diğer ülkelere de yayan, kendi siyasal ahlakını diğer ülkelerin ahlakıyla, diğer ülkelerdeki siyasal ahlakla özdeşleştiren bir anlayışa sahip. Bilmiyoruz. Bu bir yargılama. Bu bir iddia. Böyle bir rüşvet verilmiş mi verilmemiş mi onu bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye'ye de sık gelen, dünyayı dolaşan, Türk diplomatlarıyla ya da AKP'li diplomatlarla yakın ilişkide olan birisi. Şimdi burada iki suçlama var. Birisi Türk evi, diğerisi Türkan Vakfı'nın binası. Bu da birbirine karışıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde açıklama yaptığı ve video çektiği bina Türk evi binası değil. Ensar Vakfı ve Türgev'in, yani Bilal Erdoğan'ın başkanlığı, kuruculuğunu yaptığı Türkiye Gençlik Vakfı'nın ortaklaşa kurdukları Türkan Vakfı'nın gökdeleni. Bunların ikisi birbirinden ayrılmak durumundadır. O gökdelen, yani Türkan Vakfı'nın gökdeleni AKP'ye aittir. Dolayısıyla burada Türk evinin yapılması konusundaki bir rüşvetle suçlanmıyor belediye başkanı. Yani itfaiye ruhsatı vesaire alınmadı. Bu nedenle de Türkiye AKP iktidarına rüşvet aldı denilmiyor. Türkan Vakfı binası da bu kapsamda değerlendiriliyor. Suçlamaların hemen hemen enteresan dosyadan çıkan şey büyük kendi ifadesiyle, dosya ifadesiyle Türkiye. Bize göre daha derinliğine baktığımız zaman AKP iktidarı. AKP iktidarı buradaki bazı işlerinde çıkar ya da ne diyelim, olanak sunarak, çıkar teklif ederek, çıkar sağlayarak bir takım işlerini Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğüne dair ciddi bir iddia ile karşı karşıyayız. Türkiye'yi ilgilendiren yanı bu. Ama burada ben özellikle yaygın medyanın diline itiraz ettiğimizi belirtmek isterim. Biz Tele1 olarak ısrarla bunu kullandık. Bu Türkiye değil. Biz değiliz. Bu AKP iktidarı. Türkiye'yi yöneten AKP iktidarından söz ediyoruz. Erdoğan'ın Biden'ın yemeğine katılmadan erkenden gelmesiyle de bu davanın ilişkili olduğuna dair de bir takım iddialar var. Buyurun hocam. Evet, şimdi bir karışıklığı önleyelim. Savcının iddianamesinde adı geçen bina Türk evi. Çünkü çok net olarak konsolosluğun bulunduğu bina diye adı geçiyor. Yani Türken Vakfı'nın binası değil, rüşvet alınan bina Türk evi binası. Hocam bu Amerikan çok basınında Amerikan basınında da gündeme getirilen iddialardan söz ediyorum. Sadece iddianame efendim, değil. Ben savcının neyle suçladığını söylüyorum. Evet. Yani esas ama tartışma her iki binaya ilişkin. Amerika'daki tartışma böyle. Bugün gün boyu bağlandık biz. Yani savcının iddianamesi doğru.
Konsolosluk efendim, binası oradaki, diyor ama her iki bina tartışma konusu. Efendim oradaki tartışma bina, iki binayı birden kapsayabilir kamuoyunda. Ben size olayın esasını söylüyorum. Olayın esası rüşvetin Türk evi denilen konsolosluğun da içinde bulunduğu binaya ilişkin alınmış olduğu iddiası. Türken Vakfı'nın binası savcının iddianamesinde yok. Evet. Buna hangi yazar veya hangi muhabir Amerika'da ne kul takıyorsa takabilir. Ama biz halkımızı yani Türkiye'yi kult doğru diyerek hafifletmeyelim hocam, rica ederim. Yani bunlardan birisi bizim Yılmaz Polat. Kult filan takmıyor, doğru düzgün haber yapıyor. Evet, o habere göre de o habere göre de savcının iddianamesi Türk evi üzerine. Şimdi bu Türk evin yani konsolosluğun da bulunduğu Türk evi herhalde konsolosluğun filan bulunmasından dolayı Özgür Özel'in de bir hani Türkiye devletinin bir malı ve Türkiye devletinin bir işi diye kabul edildiği için durup dururken gayet sert de bir biçimde ve tartışmalı da bir biçimde eğer burada bir rüşvet söz konusu iddiası olursa öyle bir rüşvet olamaz, mümkün de değildir. Olsa olsa bu Türk devletinin Amerikalılara, özellikle Amerikan işte misyonuna yani büyükelçiliğine ve konsolosluklarına yaptığı iyiliklerin bir karşılığı olabilir dedi. Şimdi burada ben iki tane sorun görüyorum. Birden de çok. İki sorun görüyorum. Hatta üç sorun görüyorum. Birincisi, Türk evi Türkiye devletinin bir hata varsa eğer orada, Türk devletinin bir hatası değil, bu iktidarın bir hatası. Çok net olarak. Çünkü biraz evvel ısrarla Merdan Bey'in üzerinde durduğu gibi New York'ta ikinci bir bina daha söz konusu. O bina da tamamen ailenin yani Bilal Erdoğan'ın da üyesi olduğu bir vakıfla bir başka adı çok kötü olaylara karışmış olan bir vakfın ortaklaşa kurdukları bir üçüncü vakıf binası var. Dolayısıyla şimdi bunu yani Türk evinin üzerinden yapılan spekülasyonları Türkiye devletinin bir sorumluluğu gibi algılamak, hele hele bunu bir muhalif parti olarak benimseyip bunun özrünü dilemek, bu birincisi. Hele hele bir de Türkiye'nin muhtemelen Amerikalılara yaptığı iyiliklerin karşılığıdır diyerek savunmak da ikinci hata. Bakın neden. Şimdi bu kanalda ve bu programda çok iyi hatırlayacaksınız. Biz defalarca özellikle bu CHP'nin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sırasında helalleşmek sözüne ve bugünkü CHP'nin asla sorunlu